Evet, sevgili dostlar, ufak tefek aksilikler oluyor, kusura bakmayın. Tabii bir şey göndermişler dostlarımız. O bağlantıyı aşmaya çalışırken bağlantı kesildi. Yani uçak moduna alacağım ama size ulaşamam. Yar ile oynayıp gezdim yere, artık ayaklarım varmıyor ana, varmıyor ana. Dünya güzelleri olmuyor çare, gözlerim kimseyi görmüyor ana. Görmüyor ana, görmüyor ana. Ben de şu feleğin işine şaştım, yarsız geçen zaman ile savaştım, ana can savaştım. Aylar yıllar ardı sıra dolaştım, gelip de halimi sormuyor anam, sormuyor anam, sormuyor anam. Mustafa Aydın'ı gam keder alır, bu hasret içinde ebedi kalır, ebedi kalır. Ah çektikçe ciğerimde kan gelir, tabipler yaramı sarmıyor anam, sarmıyor anam. Ah çektikçe yüreğimde kan gelir, tabipler yaramı sarmıyor anam, sarmıyor anam, sarmıyor anam. İlk eserde biraz sert mi girdik? Bir de hiç sesi çalıştırmadan öyle girdik ya. Biraz sert başladık ama sonu iyi gelir diye düşünüyorum. Bakalım. Eskilere götüreyim sevgili dostlar. Şöyle yıllar sonra beni görmek isteme. Yolcusu olmayan yollar gibiyim demiştik bir kasetimizde. Vaktiyle, vakti kaset vaktinde. Ama daha şimdi teknoloji çok hızlı değişti. Hayatımıza girdi. Murat Demir abim, hayırlı yayınlar. Gemlik'ten selamlar. Sevgili güzel köy yüksekten bakar türküsünü. Ha, köy güzeli yükseklerden bakardı. Akşam olur çarı çırpı yakardı. Vay be. Ona biz resim sanatı diyoruz sevgili dostlar. İade sanatı, aşık dilinde fotoğraf sanatı. Bu türküden sonra sevgili Murat için bütün dostlara armağan edelim. Bürgül Keklik, selam olsun. Serkan Özer, Bursa'dan. Selamlar kıymetli Ozan'ım. Aleyküm selam.
Sonra beni görmek isteme, yolcusu olmayan yollar gibiyim. Son ayrılık gözyaşını gösterme, akan boz bulanık seller gibiyim. Son ayrılık gözyaşını gösterme, gösterme. Akan boz bulanık seller gibiyim, yar gibiyim. Yarasına bulunmaz ilaç, gözlerin ruhumdan alıyor haraç. Bir parça sevgiye gönülden muhtaç, hararette yanan çöller gibiyim. Bir parça sevgiye daima muhtaç, hararette yanan çöller gibi, ah gibiyim yar gibiyim. Mustafa Aydın'a diyorsan deli, bütün bunlar aşkımızın bedeli. İstemezdim sana değsin ya deli, yaprağı sararan güller gibiyim. Yola istemezdim yara değsin ya deli, ya deli. Yaprağı sararan güller gibi, ah gibiyim yar gibi. Nazım Gürses, ustadım selamlar. Benim Meşedibi köyünden asker kardeşim vardı. Bir gün kavuşamadım, anlattım Çelik isminde. Ha, valla konunun sonu anlaşılmadığı için bilmiyorum ama Kaya Dibi köyünü hatırlıyorum. Meşe Dibi, pardon. Çelik. Artık kısmete ne çıkarsa yavaş yavaş sıraya aldım. Köy güzeli yükseklerden bakardı. Önce onu söyleyelim. Ondan sonra, çünkü Gemli'ye gitsin bu. Gemlik'teki dostlara. Arada çok zor bir şey yapıyorum sevgili dostlar. Oktav değiştiriyorum. Ses sürekli. Bu da sanatçı için zor olan bir şey. Yani diyelim ki bir perde pes okuyacağım. Türkü mesela Kar Çiçeği çok diyez, do diyez, yani yüksek seslerden okunur. Şimdi size şöyle eskilere götüreyim. Bunu dün de yazdım da açıklamak istiyorum. Gülüm dağlar ardında, ayrı kalmış yurdunda, seni görmez olaydım, kahroluyum derdinde diye başlayan benim bir türkü var, biliyorsunuz. İşte Mıstom garip kalacak. Yani bizim Anadolu'da Mustafa'ya Mısto derler, Hasan'a Haso derler, İbrahim'e İbo derler. Yani kısaltılmış yapıyoruz.
Şimdi bazı sanatçı arkadaşlar, yani bu sosyal medyada olmasaydı hırsızlar tespit olmayacaktı. Ya arkadaş, okuyorsun, ekmek yiyorsun, yediğin ekmeğe bıçak sokma, gangren etme. Benim türküyü söylüyor, içine de bir tane anonim dörtlük veya mısrak atıyor. Yani kaldırıyor, mustom garip kalacak, gurbet mezar olacak. Ben bunu bekarken, ta 1980'lerde söylediğim bir eser. Lisede öğrenciyken söyledim. Bunu söylerken hatta kızımın adını Müberra olacağını düşünerek, tahayyül ederek söylemiştim. Ayrılıksızım oldu. Bana bunu kim yazdırdı, ağlattı yıllarca. Yani yaradan bir ilham veriyor. Sen de söylüyorsun. İşte ayrılıksızım oldu. Karalar yazım oldu. Aramızda at koştuk, Müberra kızım oldu demiştim ya. İşte o eserin içine birileri giriyor, türküyü okuyor. Adını da desem utanmıyorlar. Yüzlerine de diyorum, ya diyorum ki arkadaşlar, ben MESAM'ın asıl üyesiyim. Yani ya meslek gruplarından haberleri yok, zaten kayıtları da yok. Çünkü öylelerinden meslek gruplar haberi yok. Onlar korsan çalıştıkları için haberleri olsa haysiyet kuruluna divan dilekçe vereceğim. Oranın avukatı bunlardan alacak. Hakkımı da alacak, telif hakkımı. Ama yazıp bakıyorum ki neyini alacağım ben bu adamların? Acıyorsun bir bela, acımıyorsun bir bela, ama 40 yılın emeği, emek hırsızlığı kötüdür sevgili dostlar. Onu ben sizlerle paylaşayım. Ezgisi, bakın hava diyorlar. Bu bir de bilerek konuşmak lazım. Aşıktan, makamdan çok hava olur, şive olur, ağız olur, bölge lehçesi olur. Şimdi bizim o bölgenin, yani diyelim ki Kars'ın, Ardahan'ın, işte Erzurum'un Oltunlu veya Şeyinkaya bölgesinde Germecek yaylaları veya işte Bülbülen yaylalarının, işte Yasemen dağlarının eteğindeki Türkmen obaları, köyleri. Onlar Türkmen ağzı dedikleri bir hava vardır. Ana ne derim gibi, ben ondan esinlenmiştim ama türküyü ben, sözleri bana ait. Sözü hangi müziğe uyarlarsan onu okursun. Adam benim türküyü alıyor piyasaya, işte Muston garip kalacak yerine garip kalacak, aşık garip kalacak, oltu mezar olacak diyor. Ya ben gurbet demişim. Bölgeyi veya şeyi katmıyorum. Onun için orijinalini okusunlar, biz para bul da istemiyoruz. Evet saygılı dostlar, hele bir bakak ne demiş he. Artık bundan sonra çok konuşmayayım. Gülüm dağlar ardında, oy gülüm neredesin? Ayrı kalmış yurdunda en, oy yar gelesin. Seni görmez olaydım, oy gülüm neredesin? Kahroluyum derdinden, oy tez gelesin oy. Ayrılıksızım oldu.
gönlüme karalar yazım oldu ey tez gelesin ay. Aramızda at koştu yarın bilesin. Bu berrak kızım oldu ay, tez gelesin ay. Gülüm bir bağ içinde ay gülüm neredesin? Dal yaprak içinde ay tez gelesin ay. Güneş gözden kaybolur ay yarın bilesin. Dumanlı dağ içinde ay tez gelesin ay. Ortak dedim adına ay gülüm neredesin? Doyamadım tadına ay yar gelesin ay. Bana kavuşmasan da ay gülüm neredesin? Barer muradına yar gelesin ay. Ah mıstan garip kalacak yana kaderim. Gurbet mezar olacak ay, nereye giderim ay. Seni benden ayıran ay gülüm bilesin ben. Sanma yüzü gülecek ay, yar gelesin ay. Mustafa da sensiz yaslı ay gülüm neredesin? Hayat yaprağın paslı ay tez gelesin ay. Oğlum olursa kerem ay yarın bilesin. Kızın olursa aslı ay sen gelesin. Biz burada alamadık ay gülüm bilesin. Yavrum kalmasın yaslığa ay tez gelesin ay. Evet, her türkünün bir hikayesi, acı bir öyküsü var ve bizde çok şey alıp götürüyor. Yani bu neler neler oluyor. Bir kardeşimiz ne istemişti? Bizim köy güzeli yükseklerden bakardı. Unuttuk değil mi? Arada bir ben yaşlılığa verin artık. Biraz da epey oldu uzaklarda kaldık. Thank you.
canımın hasretini çekerim. Dostlar beni o diyara götürün, götürün. Ömür tarlasına emek ekerim, mahsulumu yavrulara götürün, götürün. Olmaz imiş garip kuşun yuvası, rengarenk çiçekler zümrüt ovası, ovası. Ormanlar koynunda serin havası, kış bitince ilkbahara götürün, bu yıl beni yaylalara götürün. Köy güzeli yükseklerden bakardı, akşam olmuş çalı çırpı yakardı. Köy güzeli yükseklerden bakardı, akşam olmuş çalı çırpı yakardı. Kar suları boz bulanı kakardı, kış bitince ilkbahara götürün, dostlar götürün. Akşam oldu yine hava karardı, sensizlik korkusu ruhumu sardı, canım can sardı. Aramızda küsülecek ne vardı, alın beni nazlı yara götürün, gelin beni sevdiğime götürün. Evet, Coşkun İlgün birçok valla öyle hızlı geçiyor ki sevgili dostlar, isimlerinizi okumakta zorlanıyorum. Evet, selam olsun Mustafa Bey. Prenses Kurşun Behice alkışlamış yeni. Sağ olsun, yüreğiyle dinleyenler bizi alkışlıyor zaten. Evet, Mustafa Bey, yüreğine sağlık, teşekkür ederim. Celal Bey, bir gül keklik bayağı gözyaşı ve şey gönderiyor, kalp. Selam olsun bütün dostlara. Evet, ben hemen hızıyla tekrar bir garip türküsü. Garibim, garibim ana can garibim. Evet, böyle zaman zaman oktav değişerek şöyle bakacağım, hangisini çok beğenirseniz orada karar kılın, deyin, ben de orada kalayım. Garibim,
Anacan garip. Her gün ayrı bir diyarda, can bülbülüm intizarda. Çile çektim nazlı yarda, garibe, anacan garibe. Dalıyım, bal yanında zerdalıyım. Üstelik de sevdalıyım, garibim, anacan garibim. Çiçek açmaz gönül bağı, başı süslü karlı dağı. Yazık geçti gençlik çağı, garibim, anacan. Ah, yazık geçti gençlik çağım, garibim, anacan garibim. Gelir elden sevdamı söylenir dilde. Ah Mustafa ne gelir elden sevdam dolanıyor dilde. Şu diyarı gurbet elde, garibim, anacan garibim. Ah, şu diyarı gurbet elde, garibim, anacan garibim. Kim garip değil ki? Sevgili dostlar, herkes bir şekilde bu diyar-ı gurbette Ars çölüne sürgün gelmiş. Gariptir he? Benim gibi gariplere selam olsun. Müsaadenizle bir yudum su alayım. Hararet yaptı. Tabii sanırım ilk kez evet sesimde birinci, ikinci eserde biraz pürüz oldu. Neden? Ben sırtımı cama döndüm ve camdan soğuk alıyorum. Sırtım rahatsızlandı. Yani bir şeyde gömlekle duruyorum. Sırtımdan aldığım rahatsızlık serinlikten dolayı sesim rahatsız oldu. Artık
Lütfen kabul buyurun. Gözyaşıma ortak olan bütün dostlara selam olsun. Kar çiçeğini istiyor dostlarımız. Kar çiçeği, evet, bizim her sanatçının bir eseri bayraklaşır. Bin tane eser olur. Onu bazı dostlar özellikle birini sever. Onu dinlemek ister. Bütün dostlara şimdi yeni gelen dostlar olur. Onu ister, kar çiçeğini ister. Kar çiçeğinin birkaç eserini peş peşe söyleyeceğim. Ama önce ben bu moddan çıkmak için sevgili dostlar yine bir kasetimde okumuştum. Zezi. Zezi kısa hikayesini sizle paylaşayım. Mazlum coğrafyanın işte Anadolu'muzun doğusundaki Serhat şehrinde yaşanan bir sıkıntı. 1917'lerde işte Doğu Anadolu bölgemizde 93 harbi ile 1817 aslında 93 harbi diye bilinen Rus-Osmanlı Savaşı döneminde 1890'lara 80'lere dayanan, yani o 30-40 yıl Kars'ın Rus istilasında kaldığı dönemde oradaki halkın hepsi birbirine komşu. İşte etnik kökeni ne olursa olsun komşulardı. Bunun içinde Ruslardan Malakanlar da vardı, Ermeniler de vardı, işte Kürdü vardı, Lazı vardı veya bilmem Alevisi vardı, Sünnisi vardı. Hepsi kardeşçe yaşıyordu bir arada. Ama işte savaşın yüzü kötü ya sevgili dostlar. Bir arkadaşımız Yaşar Demiroğlu Gümüşhane'den selam olsun. O ısrar etti, dedi ki abi ne olur ben hep dinlerken ağlarım dedi. Onu bana, benim şahsımda bütün Yeşilgöl'e sitesinin dinleyicilerine benden armağan et dedi. Onun için söylüyorum sevgili dostlar. Şimdi çok acı bir hikayesi var. Büyüklerimden annemin annesi Erzurum'un İspir'den Sarıkamış hareketi döneminde bölük pörçük edilmiş ailesi. Herkes bir tarafta şehit düşmüş. Düşüyor bizim Sarıkamış'a. O zaman bizim Selim nahiyeydi. Köyümüz Sarıkamış'a bağlıydı. Babamın kimliğinde Sarıkamış geçerdi. Benim kimlikte Selim. Selim Beyköy, Şehitler Yurdu, Allahu Ekber Dağları, benim köyün yaylası sevgili dostlar. Bilmeyenler de öğrensin. Şimdi şöyle, çocukken halk verilerinde aktarılanlar bellekte kalıyor. Şimdi babalar anlatırdı, cuma akşamı bir nur doğar, gök ebem kuşağı doğardı yağmurdan sonra. Bir ses gelirdi böyle top atarcasına, top sesi gibi, Ramazan topu gibi. İşte o sese büyüklerimizden duyduğum, halkın ne kadar özenle hikayeyi aktardığını size anlatmaya çalışıyorum. O zaman dediler ki Zezi ninenin mezarına nur doğdu. Şehitler Yurdu Şeyh-i Sena'dan, yani Allahu Ekber Dağı'ndaki Şeyh-i Serhan-ı Abdülkadir Geylan'ın müritlerinden, onun mezarından ona nur doğuyor falan. Menkibe olabilir, hurafe olabilir ama bölge halkı böyle inanıyordu. Ve Zezi nineyi Malakanların İmirhan'da bir değirmeni var. Kara Hamza, Kamışlı, Kekeç diye bizim Selim'in köyleri, Ova köyleri. Buralarda toplu katliamlar yapılmış. Yani bir mermi atmadan mereklere, ahırlara insanlarımızı toplamış, yakmışlar. Yani savaş kötü mü kötü? Bunu demişler, Ruslar size zarar vermeden biz size kirveyiz, yardımcı olalım demişler ve bu saldatlar dedikleri bizim
büyüklerden duyduğumuz saldat derlerdi işte onların çete savaşçılarına. Derdi saldatlar ya da Ermeni savaşçısı her neyse. Şimdi bu şekilde bu Zezenine değirmene saklanıyor. Sabah güneşinde kaçacak ya bunu fark ediyorlar ulan. O Allahu Ekber Dağı'ndaki köylere, Akçakale Çukuru'ndaki köylere bildirirlerse bize zorluk çıkarırlar derken hiçbir millet bir kadını arkadan vurmaması lazım. Sırtından vuruyorlar. Ve o yarayla Lezgi dedem yani işte onun babamın dayıları geliyor, amcaları, dayıları Zezenine'yi götürüp Karaçayır İmirhan'da mezarını kuruyorlar ve ben yıllar sonra bu hikayeye bir türkü yaptım. Armağan edeyim bakalım nasıl bir şeymiş he. Halkı topladılar yardıma amaçlı vurulan hilallı kurumlar kaçtı bir de gelen vardı duvaklı taçlı her teline çiçek örülen Zezey, örülen Zezey. Sabahı bekledi yorulan Zezey, yorulan Zezey, yorulan Zezey.
Sesinle güneş ağarınca kaçmak istedim. Kuzey'in çayında eyvan içmek istedim. Düşman engelini geçmek istedim. Yüzüstü yerlerden sürülen zezey, sürülen zezey. Kazım Karabekir şark savaşında Deli Halit Paşa asker başında Serhat boylarının sınır taşında Şehitler içinde görülen zezey Görülen zezey Eyüp Paşa askerine seslendi Silah alıp dağa taşa yaslandı Esirler kurtuldu vatan uslandı Akan sular gibi durulan zezey Durulan zezey Kaça kaç başladı halk arasından Mustafa Savaş'ın yüz karasından Kan akar şehidin sırt yarasından Mezarı ovaya kurulan zezey Kurulan zezey Kan akar şehidin sırt yarasında Mezarı ovaya kurulan zezey Kurulan zezey Kurulan zezey Evet, birçok dostumuzun, arkadaşımızın, eşimiz, ahbabımızın isimleri geçiyor. Sevgili dostlar, Tahtakıranlılar köyümüzün adını anons ederek köyümüze Yeşilgöl'e sayfasında bir türkü armağan et. Sıradaki türkü onlara armağan olsun. Tahtakıran ve tüm köylere. Yani şimdi yarın bizi seven diğer dostlar diyecek ya niye Sinot'a demedin ya niye bilmem Gorevenk Gorevenk vay Gorevenk'e demedin bilmem işte bilmem 3 kiliseye 5 kiliseye veya diğer köyler vardı hani şu tarafta 4 kilometre falan bizim benim çırak var Ömer Esenyayla Esenyayla'nın eski ismi neydi o köyün dur bakalım Karatavuk Karatavuk'un bu tarafında büyük küçük altı bulaklar falan ondan sonra Balçeşme bilmem Çardaklı hepsine programlara gitmişiz eşimiz dostumuz var hepsine selam olsun şimdi Hiç unutmam rahmetli oldu sanırım Tahsin Sarıkaya. İlk yıllar önce Dede Şenli Hilmi amca vardı Göle'de. Caminin yanında bir kahve vardı. İlk lisede öğrenciyim. O zaman sevgili dostlar o kahvede program yapacağım. İki tane de kasetçi vardı Göle'de. Ünsal ile Erdal. Erdal rahmetli oldu diye biliyorum. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Kalanlara sağlık ve sıhhat selam olsun. Şimdi o piyasaya çıkmadan kasetlerim kahvede o günün teknolojisiyle kahvede alınan ses kaydıyla esrarengiz bir ses. Çift ses diye. Kimisi ilk kez dinliyor. Böyle teknoloji yok. Pesten okuyor, tizden okuyor. Diyorlar ki ya bir kız sesi, birisi de erkek sesi. Sevgilisiyle beraber söylüyor. Kimi de
Böyle yolculukta bile bana diyorlar ya, bir adam çıkmış ustasıyla söylüyor. Bir usta bir çırak söylüyor diye. Ya diyorum ki ya o benim, adam inanmıyor. Yok diyor ya, sen değilsin, sen kim ki onu, o sesi çıkarasın diyor. Böyle şeyler de yaşadık. Hele Gölen'in karşısında bir köy vardı. Ayran içirdiler. Hani bu nedir? Gölen'in festivali oluyor ya, onun hemen karşısındaki köy, oradaki dostlar kusura bakmasın, ismini bir anda unuttum da. Şimdi Goreveng'deki Hasret'in kahvede bakkal vardı. O zaman bakkalda falan söyleniyordu. Çevre köyler dinliyor. Ben söylerken ağlayarak sevdalıyım kar çiçeğine. Vatandaş dinliyor, ulan diyor. Yüzümüze diyorlar sevgili dostlar, ya adam ya ne söylüyor falan. Yenge hanım o zaman demiş, vageda per güney, yani bu çocuk çok günahtır, ben bunu sıcakta yatıracağım, Gölen'in soğuğu kışı, beni soğuk yere yatırmıyor, ustaları rahmetli Mevlüt Usta'yı falan sobadan uzak, benim sobaya yakın yatağımı kurdular. Ve o Hasret rahmetli kardeşi, şey Gurbet Hasret, hepsine selam olsun dostlarımıza. Şimdi bizim Ömer diyor ki köyde kar çiçeği yeni çıkmış, Walkman teyipler var, bağlıyoruz diyor sırtımıza. En önde tırpan biçen adam eğer kar çiçeğini o gün dinlemese gidemiyor. Ya dönüp diyor ki arkadaşlar, ben niye bugün biçemiyorum? Arkadaş, kar çiçeği yok. Pil bitmiş. 4 kilometreye koşuyorlar araba atınan falan, göleden teyip için pil getiriyorlar. Ve diyor kimse yetişemezdi ona. Böyle işte armağan olsun kar çiçeği, ama kar çiçeğinden önce müjde verin dağlar, çok ümitsizim, bu yıl kar çiçeğim bitmeyecek mi türküsü vardı ya. Onun söyleyeyim sebebi de şu. Ya askerden geldik ki kar çiçeği gitmiş. Nereye gitmiş bilmem. Ara ki bulasın Aşık Sumani. Tabi Emrah gibi, Erciş'le Emrah gibi diyar diyar gideceğiz. Nereye gideceğiz? Belli değil. Kar çiçeğini bulmaya gideceğiz. Sakal bıraktık. Gittik ki bahar mevsimi, şöyle dağlara. Benim sevgili arkadaşım, 40 yıllık sanat arkadaşımız Erol Şahin Erde benden beraber şahittir bu Türkiye'ye. İkimiz sazlarımız elimizde, Artvin'den gelen işte o Uzundere'de Tortum civarında Erzurum'a geçeceğiz ki ya Kars'a gidelim ya İstanbul'a, böyle bir kış günü, hani bu fırtınalı bir hesap günleri olur, Mart'ta yakın geliyor ama o gün, o kışlar yok artık, bundan 30 sene 40 sene önceden bahsediyorum. Tabii şoför bizi görünce, ulan aşıklar nereye gidiyorsunuz dedi, ya bizi Erzurum'a, ama bir şartla dedi. Sazları çıkarın, bana türkü söyleyin oraya kadar. Şimdi ben öyle yorgunum, sabahlara kadar ağlıyorum, yatmıyorum. Aşk insanı yatırmaz. Tabii Erol sağ olsun dedi, sen biraz gözünü korkut, ben söyleyeyim. Erol ne kadar söylemişse Erzurum Ova'ya yaklaşmışız. Gözümü açtım ki ben bir o anda bir dalmışım. Erol'un sesine tekrar uyandım. Baktım ki Palandöken dağına, şöyle o dağlara kar yağmış. Ulan eteğinde çimen var. Ya bahar müjde verin dağlar, çok ümitsizim, bu yıl kar çiçeği bitmeyecek mi dedim. Ve bir arkadaş 15 günlük ömrü var dedi, çiçeği getirdi bardak içinde. Tam sahnede bunu söylerken bana dedi ki, bak sana kar çiçeğini getirdim. Bakalım bu türkünün mazısı bu. Bunu Yıldırım Budak falan birçok sanatçı okuyor. Ama bitmeyecek mi türkünün adı, kar çiçeği diye okuyor. Mesamda telif hakkını bana ödemiyorlar. Bunun için de vebaldalar yani. Ümitsizim, bu yıl kar çiçeğim
bitmeyecek mi? Bilirsiniz onsuz yapayalnızım, yoksa bülbül gülsüz ötmeyecek mi? Ötmeyecek mi? Şemem kazmam ile bağrını, ile bağrını bir avuç ver öpem topraklarını, topraklarını. Kara kış dondurmuş yar yar yapraklarını, kar boran başında gitmeyecek mi, kalkmayacak mı? Bu çileler nedir, bu cefa? Geldi geçti ömrüm, sürmedim sefa. Boşuna söylemez aşık Mustafa, yara olan hasret bitmeyecek mi? Bitmeyecek mi? Boşuna ağlamaz aşık Mustafa, yara olan hasret bitmeyecek mi? Bitmeyecek mi? Evet sevgili dostlar, biliyorsunuz aylardır pandemiden dolayı, bir de tam bir yıl, bir ay fazla oldu. Yani 12 ayı geçti. Bypass ameliyatı geçirdim. Yani büyük bir ameliyattan çıktım. Tabii yeni yeni düzene giriyorum. Şükürler olsun. Allah hepinize sağlık sıhhat versin. Hiç kimseyi sağlığıyla imtihan etmesin. Yani zordur. Yaşayan bilir sevgili dostlar. Kar çiçeğini diyeceğim ve peşine belki bir türküyle falan veda edeceğim. Çünkü hem çok hüzünleniyorum. Hüzünlenince böyle ufaktan bu sol yanım beni ısırıyor. Yani bunu da çok inşallah bir dahaki programda daha. Ben bugün sesimi de çalıştırmadım. Dedim ki yiğitlik yaptım. Dedim hemen 40 senedir söylüyorum ya. Hemen söylerim ama bir yıl ses istirahatta bir kere mahsus söylediğinde rahatsız oluyor. Bakalım ki geçmiş olsun diyor hakim kardeşimiz. Sevgili dostlar, teşekkür ediyorum hepinize. İsimlerinizi tek tek okuyamadım, kusuruma bakmayın. Kadir Kolay, Fatma Hanım, Nadir Akbulut, Yusuf Bey, Özol Tutur, Kaptan Hiko diyor. Yani bu Birsen Düz, Yücel Ilgar, Adil Karakuş, İbrahim Saraç, Kaptan Hiko, yine tekrar kaptana döndük. Güngör Yıldız kardeşimiz, Virgül Keklik, Aysel Mert Karakoç, selam olsun tüm dostlara. Alkışlıyorlar. Ben de sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Kültürünüze, milli kültürünüze, aşığınıza
gösterdiğiniz ilgiden dolayı. İhsan Yılmaz, bir selam olsun hepinize. Sağ olun, var olun. Kar çiçeğini isteyen bütün dostlara armağan olsun. Hiç unutmam, kar çiçeğini bir gün Aşık Firkan'ın rahmetli Ağrılı, Antalya'da rahmetli oldu. Bursa'nın Uludağ'da Erol isminde, bilmiyorum, yaşıyorsa duyuyorsa beni selam olsun. Göleliymiş bizim. Dedi ki o kar çiçeğini kim söylüyor? Firkan'ı usta azıcık dili sürçerdi. Dedi kardeşim su adam söylüyor deyince adam geldi dedi sen bana borçlusun. Dedim niye? Dedi ya arkadaş senin kar çiçeği benim başıma bela oldu. Ben onu dinlerken Uludağ'da ne yaparmış? Yukarıdan aşağı beşe basmış diyormuş ki git ola mısto söylüyor da. Ya aşağıya doğru gidiyorsun. Beşinen gidilir mi? Kendini derede bulmuş. Derede bulunca da tabii kafası çökmüş böyle. Elimi götürdü dedi. Bak burayı görüyor musun? Kar çiçeğin eseri. Tabii beyaz gömleğin üstüne yaz günü kan akıyor. Polis çağırmışlar. Gelmiş olan kim seni bu hale soktu? Baba kar çiçeği soktu demiş. Şimdi kar çiçeğinin hikayesini anlatsam böyle dostlardan olan buradan memlekete kadar yol olur. Anılar diye bir bölüm kitapta yapacağız inşallah. Bunları da anlatacağız. Gürbüz Öz Yıldırım selam olsun. Ercan Sümbül Süleymanoğlu, Haşim Karakoç, hepinizin yüreğine sağlık, sağ olun. Bana desteklerini gönderiyor. İbrahim Saraç, acil şifa diliyorum demiş. Aydın Gürbüz, kara gözlümü demiş. Nadir Akbulut. Biz hele kar çiçeğini bir diyelim. Yılmaz Demirci, Kahraman Yıldırım. Sonra derler ki Hakim İslam, Abdülmutalip Işık, Ali Reşber. Şimdi dostlarımız der ki ya ismimiz geçti Mustafa Bey okumadın. Bu gönül sayfası. Zakir Babur selam olsun. Cemal Demirtaş, Birgül Keklik Hanım valla çok herkesten çok o dakikada bir butona basıyor sanırım. Selam olsun. Gökmen Kolay, Necip Gündüz. Kar çiçeği hepinize armağan olsun. Mustafa kardeşim iyi yayınlar demiş. Serkan Tüncel, İlhami Algın, Nurettin Ceco. Aa, Ceco'lar da öbür köyden. Ben bildim o köyde. Murat Taş. Tip bizim Selim tarafına geçti herhalde. Hasbe'ye. Selam olsun herkese. Hacı Uygur. Selam olsun. Şakir Yıldırım. Tekin Akbaba. Ağzına sağlık demiş. Bayram Polat. Polat ailesine. Ayvalı köyü. O Ayvalı. Ayvalı Oltun'un bir köyü sanırım. Eğer oysa bildiğim kadarıyla. İlhan Yılmaz, Hudaver Aycan sağ ol, geçmiş olsun demiş. Ramazan Bey, armağan olsun. Hepinize selam olsun. Bıraktığım yerden alayım derken el aldı dediler kar çiçeğimi oy sazım benimle ağla. Ah,
gömüldü gönlüme tertemiz mazi. Gizlenir mi bu sevdanın enkazı? Alın yazısına olmuşum razı. Fel aldı dediler kar çiçeğimi, uy uy uy. Anamı sevda uğruna koymuş idik sen, kavuşmaya yemin ettik beraber. Mustafa'yı verem etti son haber. El aldı dediler kar çiçeğimi. Kırk sene önceki ses tonundan söylemeye çalışınca bu kadar 60 yaşındaki adam ancak bu sesi çıkarıyor. Kusura bakmayın. Belki bir hafta üst üste böyle program yaparsam daha olgun bir sesle karşılaşacağız diye düşünüyorum inşallah. Sevgili dostlar, son bir türkü hepinizin yani ya hiç duymadığınız bir eser okuyayım ya da hepinizin bildiği bir eser okuyayım. Dilara'yı demişti sevgili dostlar. Dilara'yla son edeyim o zaman. Yani istek olan türkülere bugün sıra verdik. Arada bir... Kışı geldi, karaldı götürdü dilaram seni. Gözlerimden damla damla yaş geldi, zaraldı götürdü dilaram seni. Dilaram, dilaram, dilaram seni. Zaraldı götürdü dilaram seni. Evet, Hasan Kalan'ı, Yunus kardeşimiz sanırım o da yazıyor şeyde, Sakarya'dan. Onunla da armağan olsun. Mevsimlik yaz vardı, yüzüme sevdalı bakan göz vardı. Aramızda gönül bağı naz vardı, yaraldı götürdü dilaram seni. Dilaram, dilaram, dilaram seni. Yaraldı götürdü dilaram seni. Sakarya'dan
sarın sevdiğimi bayrak içine. Sakla Mustafa'yı yaprak içine. Al yanağı düştü toprak içine. Yere aldı götürdü Dilaram seni. Dilaram, Dilaram, Dilaram seni. Yere aldı götürdü Dilaram seni. Nurullah Yılmaz, Kadir Polat, Bir Sen Düz ve Cami Sap Narman'dan. Sevgili dostlar, ben bununla bitirecektim aslında ama çok değer verdiğim dostlar arada, hepiniz birbirinizden kıymetlisiniz. Hıdır Güzel, Zeynep Toprak, abi beni unutma diyor, seni nasıl unutayım, seni nasıl unutayım eserini armağan ediyor hepinize. Ferhat Ekinci ve yıllar Tekin Akbaba, tabii Selim'in Çıplaklı köyünden geçen Müdür Boz, benim köylülerden de katılan olmuş. Selam olsun. Bu türkü hepinize armağan olsun. Önümüzdeki programda sevgili Göle aşıklarından belki tanıyanlar da var, tanımayan olursa o arkadaşlarımızdan yine adaşım, benim de derneğin üyesi sevgili Mustafa Karakaş ve çırağım olan Ömer'le birlikte yine bir yayın yapacağız. Sevgili Serkan çok önemli bir şeye imza attı. Ben rahatsızlığımdan dolayı birçok arkadaşın isteğini geri çevirdim. Tabii sponsor bulanlar böyle öne çıkıyor ama pandemide ne yapalım sevgili dostlar? Yani siz bize el uzatacaksınız, biz de size sanat yapacağız. Hiç olmasa 40 yılın emeği var, sanata saygı, sanat adamına saygı yoksa. Hani rahmetli Reyhan Usta'ya birisi demiş, aşık teşekkür ederim demiş, vallahi hanım evde teşekkür beklemiyor. Evet, Çıplaklı köyüne selam olsun. Bu türküyü bütün dostlara armağan edeyim. Seni nasıl unutayım. Dilaver Sarıkaya, Rafet Tip, vallahi hepsini tek tek okuyamıyorum. Selam olsun, hepinize armağan olsun. Yani en son türküyü yine damara bağladılar vallahi ya. Ah aman 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 aman. Ana kurban aman 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 aman. Yarın beni unutma diyorsun, seni nasıl unutayım. İçimde parlayan nursun, söyle nasıl unutayım. İçimde parlayan nursun, seni nasıl unutayım. İneyle dağ yarı ölür mü?
bir kremeler bize, et tırnaktan ayrılır mı? Seni nasıl unutayım? Ah, et tırnaktan ayrılır mı? Seni nasıl unutayım? Gibisin, damarımda kan gibisin, bedenimde can gibisin, seni nasıl unutayım? Unutmak kolay mı sence? Ümit verdin garip gence. Sen de ağlıyorsun bence. Seni nasıl unutayım? Hele aman 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 aman. Ana halim yaman aman aman. Dağlar duman aman aman. Evet, Yeşil Göle'ye de selam. Yarın bahtalihi karamıza, tuz bastılar yaramıza, vize girdi aramıza, seni nasıl unutayım? Vize girdi aramıza, seni nasıl unutayım? Hele aman 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 aman, halim yaman aman aman. İşim oldu, gözlerimden yaşım oldu, geceleri düşüm oldu, seni nasıl unutayım? Yarım geceleri düşüm oldu, seni nasıl unutayım? Evet sevgili dostlar, yaklaşık 1,5 saattir yani ilk
bir iki dakika teknoloji azizliğine veya acemiliğe sayın. Onun dışında saat 21-25 haliyle 1,5 saat, bir yıldır rahatsız olan bir adam için böyle tiz sesle söylemek, haliyle benim sağlık sorunum da var. Bunun için hoş karşılayın. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Muhabbetle kucaklıyorum. Dua edin. Önümüzdeki süreçte inşallah daha güzel bir programda sizlerle olmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Selametle. İsteklerini yapamadığım melek öğretmen çok acı olurdu. Daha şu anda dönüp bu acı üstüne değilsem buram beni ısırıyor. Zor olur. Teşekkür ediyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Ben yayından çıkıyorum. Hakkınızı helal edin. Dinleme lütfunda bulunduğunuz için teşekkür ederim.